Şu videoyu izleyelim. Bakalım beceremezsem ya biraz bana sabırlı olun biliyorsunuz arkadaşlar. Ben de buradan izleyeyim değil mi? Ha buradan izleyeyim şu an. MMA değil kickbox. Tamam mı? Kickbox dedi. Tamam. Bence dersine iyi çalışmamış. Çünkü bence knockdown olduğu için hala kickbox maçında olduğunu sanıyordu. Of. Gerçekten ne düşündü bilmiyorum ve umurumda değil. Görüyorsunuz o bir şaklaban. Of. Kadın dövüşten önce benimle ilgili manyak şeyler söyledi. Maynak. Yapabileceğim tek şey hareketlerini ağzını kapatmaktı. Bu arada ağzını kapatmakı biraz yanlış yapmışlar. Ve ben de tam olarak bunu yaptım. Eyvallah. Bu muydu yani? Ercan'cım yollamıştı bana bu videoyu. Teşekkür ederim Ercan. Videonun sesi gelmiyor çünkü videonun sesini kapattım. Yine utanç kaynağı olduk. Direkt bu videonun özeti budur yani. Yine utanç kaynağı olduk. Bu ne ya? Ulan MMA maçı ya affedersiniz ulan diyorum da MMA maçına çıkmışsın. MMA yok. Kickboxing. Ne demek sen ben bir kere bir. Sen kimsin? Neden seni dinlesin ya? Sen benim karşıma rakip olarak çıkıyorsun. Ona diyeceksin ki cücüsü yok. Boks yok. Ulan sen kimsin derim ben sana ya. Seni niye dinleyeceğim? Ben sana gıcıklığına sadece cücüsü yaparım. Bak ben size bir hikayeden bahsedeceğim arkadaşlar. İyi ki yollamış bu videoyu arkadaş bana. Ben size kendimden bir hikaye bahsedeyim. Ben zamanında One Championship'ten bir adamla Filipinler'de Nogi maçına çıktım. Dur adamın adı neydi ya? Arnaud Lepont. Evet bu adam da Arnaud Lepont. Lepont. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Neyse. Ben bu adamla Jiu-Jitsu maçına çıktım tamam mı? Şimdi benden önce de beni yenen ama benim arkadaşım olan başka bir arkadaşı da şey yapmıştı. Yenmişti. Bana o arkadaş demişti ki bak bunu yen demişti. Ben dedim tamam eyvallah intikamını alacağım. Şimdi sorun şurada ama maça çıktık adamla. Adam da böyle biraz manyak olmasıyla ünlü. Yani bütün hakemleri böyle kendine gıcık etmiş tamam mı? Başladık maça. Şimdi ben bunun MMA'ci olduğunu biliyorum. Biliyorum adam da bana böyle takedown'a falan filan girer belki vesaire. Dedim ki ben buna guard çekeyim. Başladık ben kolundan tuttum yere oturdum guard çektim tamam mı? Şimdi Jiu-Jitsu'da böyle yapabiliyorsun. Herhangi bir yerinden tuttuğun sürece yere oturup guard çekebiliyorsun yani oradan başlayabiliyorsun. Ben öyle yapınca bu direkt hakeme döndü. Ne yapıyor bu ya falan filan dedi böyle bağırdı bağırdı böyle. Bu otursa ben de oturun dedi ama o kuralları bilmediği için benim bir yerimden tutup oturmadı. O direkt oturdu. Oturdu oturunca ben direkt kalktım. Öyle olunca bana avantaj falan verilmesi lazım tamam mı? Şimdi ben kalkınca sinir oldu bu da kalktı. Kalkınca ben de elinden bir attım yine oturdum. Ben oturunca bu da oturdu. Oturunca ben kalktım tamam mı? Yine avantaj. Bunu 2-3 kere yaptım. Adam böyle iyice sinir oldu falan tamam mı? Bu nasıl iş ya diyor. O yapıyor ben niye yapamıyorum falan filan böyle bayağı sinir oldu. Turnuvaya girmeden önce kurallarına bakmamış bile. Sonra hakeme bağırıyor falan filan. Ben böyle yerde oturuyorum. Ben böyle falan yapıyorum. Hakem durdurmuş maçı. Hakem maçı durdurmasına rağmen atladı arkadan beni boğmaya başladı. Ben de boğarken tap falan da etmedim. Panik de yapmadım. Böyle bekledim sadece. Ben ne yapacağım dedim yani. Hakem ayırdı falan filan böyle. Normalde diskalifiye edilmesi lazım. Anında diskalifiye edilmesi lazım. Edilmedi. Maça devam edildi falan. Ben de devam ettim. Ona sweep falan aldım böyle galiba. 2 puan almışım vesaire. Üste geçti böyle bir çok affedersiniz dandik bir toe hold yaptı bana tamam mı? Toe hold ama yani iyi değil. Hiçbir şey de hissetmiyorum. Tepet bana tepet diyor. Ya sen tepet dedin diye niye tepeliyim oğlum ben? Manyak mısın? Etmedim tabii bir şey yok çünkü hissetmiyorum da iyi bir toe hold da değil zaten. Neyse böyle maçı devam ettik falan filan. Maçı kazandım. Maçı kazandım adam çıldırıyor böyle. Bu nasıl maç? Ben böyle gelmem. Bir daha katılmam falan filan böyle. Ben adama gittim biraz üzüldüm şimdi tamam mı? Benim klasik yani yapmamam gerekiyor. Kardeşim dedim sen çok iyi dövüşürsün falan. Bak MMA dövüşürsün bilmem ne. Yani ben bu maçtan çok keyif aldım. Sen yine bakma. Teşekkürler falan. Ben anlamam. Benim kafamdaki jujutsu böyle değil falan filan yaptı böyle. Bastı gitti sağdan. Ondan sonra hakem bana geldi. Elimi sıktı dedi. Yunus teşekkür ederim. İyi ki yendim bu adamı çenesini kapattın dedi. Dedim eyvallah. Sonra madalya almaya çıkıyorduk. Madalya almaya da gelmedi. Ama ya ne geyik olmuştu ya. O olayı hatırlattı bana. Ya ne demek ya? MMA yok. Kickbox var. Seni kim dinler ya? Ulan adamın rakibisin. Sana mı soracağım? Ya ben MMA maçına çıkıyorum. Sen bana diyeceksin. Boks yapacağız şimdi. Tamam. Tamam abla. Seninle boks yapacağız. İkinci round. Ne yapayım abla?
bana böyle diyecek. Kafama vurmak yok. Bir tek düşük yumruk atacaksın. Bir tek bacaklarıma çalışacaksın. Tamam abla. Üçüncü raundda ne yapalım? Başka hiçbir şey yok. Bir tek judo yapacağız. Tamam. Ya Allah'ım yarabbim. Kimdi bu bayanladı ya? Sabriye Şengül müydü? Ben çok iyi tanımıyorum. Sabriye Şengül ama galiba birkaç kere gördüm. Hep bu tarz şeylerle çıkıyor ortaya. Ya arkadaşlar biliyorsunuz ben böyle sporda ünlü olan, yani böyle illa en kaliteli adam olmasa da ünlü olup da bu sporun yayılmasına faydalı olan insanların arkasında durmaya çalışıyorum biraz. Yani öyle ya da böyle adamlar sporu yayıyorlar. Evet maalesef bizim elimizde şu anda yani John Jones yok. Conor yok yani. Mike Tyson yok. Türkiye'den çıkmaz daha. Daha zamanı var ama bunlar sayesinde işte bizim elimizde olan bu. Bunlar sayesinde yayılıyor ama yani bu mesela bilmiyorum. Mesela Murat Kazgan, Kaan Kazgan falan filan var. Arkadaşım tamam ama bir taraftan objektif olmaya çalıştığımda da bazı şeyleri anlıyorum yani neden insanların kızabileceğini falan ama bu çok kötüydü ya. Bu hakikaten çok kötüydü. İnşallah bilmiyorum Sabriye Şengül yani genelde maçlarında böyle mi? Oturup dayağını efendi gibi yemiş yani. Gayet güzel bir dayak yemiş. Hak etmiş de biraz yani. Ne yalan söyleyeyim. Ne demek ya MMA yok demek, ne demek ya? Sana mı soracak? Direkt boğulmuş da yerde. Yani biraz gideceğin yer dövüşü öğreneceksin işte kardeşim. Yoksa öyle boğulursun, patates olursun yani. Kusura bakmasın. Ben bakayım Sabriye Şengül. Bunun şeyi nasılmış burada ya? Sabriye. Nasıl çok mu ünlü arkadaşlar Türkiye'de? Çok başarılı bir. Oo, direkt fotoğraflarda direkt önüme çıkan mesajlar. Biraz daha popüler. Dövüşçü modunda gibi gözüküyor. Benden 2 yaş küçükmüş. Tepolojiden bir de rekoruna bakayım hani 4. Oo ben de zannettim ki adamın Sabriye Hanım'ın ben tavırlarını görünce dedim ki herhalde bu sahalarda böyle dominasyonu olan bir bayan yani sözü geçen böyle 10 galibiyeti 20 galibiyeti falan var. 4'e 3'müş ya rekoru da. 4'e 3. Bir kaybet kickboksını bir kere kazanmış, birine kaybetmiş. Amerikanaya da o 1. round'da Amerikanaya kaybetmiş. Submission kazanmış, decision'da kazanmış. Bir kere KO olmuş galiba. Bir kere kararla kaybetmiş. Mena Allah, Muhammed Abdallah'a kaybetmiş. İki kere. İkisinde de yumruklarla. Birinci randa kaybetmiş. Galiba kaybettiğini hep birinci randa kaybetmiş. Olmadı ikinci randa. Ya bu bizim sporda bu ego olayı valla var ya. Ama şimdi bir taraftan da bayan. Evet bayan olduğu zaman da bir de baya ilgi de çekiyor. Resimlerine falan da baktım kesin de ilgi çekecek bir bayan. Çok da güzel bir bayan. Belli yani. Çok güzel bir bayan. Ama yani bilmiyorum. Yani hadi çok konuşmayayım. Bu konudan da dayak yemeyeyim yani.